Herkese merhaba. İki boyutlu bir nesnenin üç boyutlu algılanmasını sağlayan perspektif kurallarını anlatacağımız Perspektif Nedir Eğitimine hoş geldiniz. Ben video eğitmenlerinden Özge Mardibayar. Eğitim içeriğinde perspektif nedir sorusuyla başlayıp perspektif çizimde kullanılan terimler, farklı perspektif türleri ve en önemlisi de perspektif kurallarının detaylarını inceleyeceğiz. Perspektifle ilgili teorik bilgilerin yanında perspektif çizim yapılırken uygulanması gereken adımları Adobe Illustrator programında çizerek adım adım uygulayabilirsiniz. Videmi ile iyi öğrenmeler.